Ekmek, tuz, kitap ve şekere saygı. Gültekin Emre, Oğlak Yayınları. Gültekin Emre, Ekmek, Tuz, Kitap ve Şekere Saygı isimli kitabı için şunları söylüyor. Doymak mı, içmek mi? Her ikisi de. Amaç doymaksa bir biçimde doyuluyor. Amaç içmekse bir biçimde içiliyor. Doymakla içmek arasında kopmaz bir bağ var. Hayatla yemek ve su arasındaki bağ gibi. Karın doyurmanın ötesinde yazılanların odağındaki yeme içmenin dünyasında gezinip duruyorum ben. Yani yemenin edebiyat yapıtlarındaki gölgesinin peşindeyim ben. Onlarda yemek tarifinden güzel sofralara, değişik yemeklerin insan ruhu üzerindeki bıraktığı izlere, şiirlerdeki yeme içme imgelerine, öykü ve denemelerdeki doyumsuz yeme içme betimlemelerine uzanmaya çalışıyorum. Günlük mü? Günle yol alan ömür. İşte hepsi bu. Küresel roman, 21. yüzyılda dünyayı yazmak. Adam Kirsch, Vakıfbank Kültür Yayınları. Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman adlı bu hacmi küçük fakat kapsam ve iddiası büyük çalışmasında milli edebiyat ve milli kültür anlatılarının karşısında yükselen yeni bir türü ele alıyor ve edebiyat incelemelerine yeni bir kavram armağan ediyor. Küresel roman. Peki bir romanı küreselleştiren şey nedir? Bu sorunun cevabı için Kirsch, küresel yazar olarak gördüğü ve aralarında kışkırtıcı benzerlikler bulduğu 7 ünlü yazarı ele alıyor. Türkiye'den Orhan Pamuk, Japonya'dan Haruki Murakami, Şili'den Roberto Bolano, Nijerya'dan Chimamanda Ngozi Adichie, Pakistan'dan Mohsin Hamid, Kanada'dan Margaret Atwood, Fransa'dan Michel Houellebecq ve İtalya'dan Elena Ferrante. Kirsch'e göre bu yazarlar aslında belli bir yerellik içinde yaşarken eserlerini 21. yüzyılın küresel toplumunda karşılık görecek şekilde kurguluyor ve romanı yerel deneyimin sınırlarından kurtarıyor. Günümüz edebiyatıyla ilgilenen okurlar için küresel roman her bakımdan zihin açıcı bir çalışma. Boter Apartmanı, Ayşe Övür, Remzi Kitabevi. Şimdi hissedilenler birileri tarafından 100 yıl önce de hissedildiler. Onlarca asır önce de. Zaman deli bir pervane gibi etrafımızda dönüp dururken geçmişten gelen bilgiyi de taşır. İnsanın iradesi ancak düğümleri görüp kabul etmeye yeter. Olmuş olanı yok etmeye değil. O halde kaç neslin bilgisi akmıştır hücrelerimize kim bilir? Kaç kuşağın gözyaşı, mutluluğu, acısı? Ayşe Övür'ün yeni romanına adını veren Boter Apartmanı, İstanbul'un en eski ve etkileyici apartmanlarından biridir. Romanda Boter Apartmanı'nın katları arasında gezinirken, zamanın sınırlarını aşarak birbirini etkileyen yaşamlara dokunacak, geçmişte deneyimlenip artık gücünün kalmadığı sanılan travmaların hala türlü yollarla insanların hayatına sızmasına tanıklık edeceksiniz. İnsanın Halleri, Coşkun Yerli, Seyhan Eröz Çelik, Sina Akyol, Hakan Cem, Gültekin Emre, Nesrin Kültür. Mayıs Yayınları. Değişik şiir anlayışına sahip 6 şair, Coşkun Yerli, Seyhan Eröz Çelik, Sina Akyol, Hakan Cem, Gültekin Emre ve Nesrin Kültür, İnsanın Halleri'nde buluştu. İnsanın halleri, küçüklük, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, olgunluk, yaşlılık ve ölüm ara başlıklı 7 bölümden oluşan bir zincir şiir. Sina Akyol ve Hakan Cem, şiirin bütün bölümlerinde Coşkun Yerli 1., 2., 3., 4., Seyhan Eröz Çelik 1., 2., 3., Gültekin Emre 4., 5., 6., 7., Nesrin Kültür ise 4. ve 5. bölümlerinde yer alıyor. Mayıs Yayınları, değişik şiir anlayışına sahip 6 şairin kendi şair kimliklerini olabildiğince geriye çekerek ortak bir şiir yatağına varmaya çalıştıkları bu farklı kitabı şiirseverlerin ilgisine sunuyor.